Bugün İYİ Parti Genel Merkezi'ne çok değerli Genel Başkan Sayın Meral Akşener'e bir iadeyi ziyaret de bulunduk. Aynı zamanda komşuyuz biliyorsunuz. Bu komşu ziyareti niteliği de taşıyan bir ziyaret aynı zamanda. Kendilerine misafirperverlikleri için özellikle çok teşekkür ediyorum. Bu görüşmemizde ülkenin gündemindeki konuları beraberce değerlendirdik. Hızla artan problemlerin üzerinden şöyle bir madde madde geçtik. Çözüm konusunda yapılacak çok önemli çalışmaların olacağını da beraberinde değerlendirdik. Ama aynı zamanda biliyorsunuz ülkemizin şu andaki yönetim sistemiyle ilgili ciddi sorunları var. Aynı zamanda ülkeyi yönetenlerin zihniyetiyle ilgili ciddi sorunlar var. Yönetim sistemiyle ilgili, parlamenter sistemle ilgili de önümüzdeki dönemde yapacağımız çalışmaları da karşılıklı olarak değerlendirdik. Türkiye'nin güçlendirilmiş bir parlamenter sisteme gerçekten büyük ihtiyacı var. Ama bu sistemin biraz daha çalışılması gerekiyor. Özellikle detaylarının biraz daha çalışılması gerekiyor. Detaylar derken böyle tek tek anayasa maddelerinden bahsetmiyoruz ama en azından bir yönelim, bir ilke ve hedefler seti üzerinde çalışmak gerekiyor. Memnuniyetle öğrendim ki İYİ Parti'nin de bu konuyla ilgili çok güzel bir hazırlığı var. Son aşamalarına da gelmiş durumda. Bizim de bir süredir üzerinde çalıştığımız benzer nitelikte bir çalışma var. Bir vizyon belgesi üzerinde çalıştık. Bundan sonraki süreçte de bu karşılıklı olarak çalışmalarımızı istişare etmek konusunda bir diyalog süreci başlatmayı da beraberce kararlaştırmış olduk. İnşallah ülkemiz için, demokrasimiz için hayırlı olsun diyorum. Evet, ben de Sayın Genel Başkan ve arkadaşlarına bu ziyaretleri sebebiyle çok teşekkür ediyorum. Biz Türkiye'de bir başka istişare alanını inşallah başlatmış oluyoruz. Çünkü Türkiye'de epey bir süredir siyasi partilerin birbirleriyle istişare etmediği, görüşmediği, genel başkanlarının neredeyse birbirine merhaba demediği bir atmosferde yaşanıyor. Halbuki siyasi parti dediğiniz zaman Türkiye'nin sorunlarına bir perspektiften çözüm üreten organizasyonlardır. Şöyle bir sorun var, biz böyle bir yoldan çözeceğiz demektir. Dolayısıyla da birbirlerine düşman değildirler. İstişare ederek daha güçlü adımlar atılabilinir. Şimdi bu ziyaretleri biz ziyaret ettik. Bize iadeyi ziyarette bulundular. Çok önemli buluyorum ben. Çünkü o tepedeki aşırı sert, çirkin dil sahada insanlara yansıyor. Halbuki Türkiye'de konuşulması gereken çok daha farklı problemler var. Ve Anadolu'yu geziyorum, ilçeleri geziyorum. Açım diyen kadınlar var. Bebeğime mama alamıyorum diyen kadınlar var. Evden dışarı oğlum çıkmıyor, gündüz uyuyor, gece oturuyor diyen anneler var. Siftah yapamamış esnaflar var. Şimdi bunları konuşmak, bunlara hangi çözümleri üreteceğimizi anlatmak yerine bugün bizi ayıran noktalarda çok pis ve çirkin bir dille oluşturulan bir atmosfer var. Biz bunun dışına çıkarmak amaçlı adımlar atıyoruz. Dolayısıyla Deva Partisi'nin çok değerli Genel Başkanı Sayın Ali Babacan ve arkadaşlarında da aynı tavrı ve tutumu biliyorsunuz, biliyoruz ama bugün tekrarlamak istiyorum. Memnuniyetle gördük ve Türkiye'nin toplumsal barışının sağlanmasında bu tür görüşmelerin, bu resmin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Sorunlar üzerinden tek tek geçtik, doğrudur. Birçok konuda da benzer bakış açılarımız olduğunu gördük. Bizim bir parlamenter demokrasiye yönelik, biz adını iyileştirmiş, güçlendirilmiş diyoruz. Bir başka arkadaşımız bir başka tanım yapabilir. Geçiş dediğimiz bir çalışmamız var. Bizimkisi anayasa değişikliği ya da anayasa yapmaya yönelik bir çalışma değil. Bir sistem tasarımı. Sayın Babacan'ın arkadaşlarının da yaptığı çalışma bunun benzeri.
Her iki siyasi partinin de yaptığımız çalışmalar Allah'ın emri değil. Elbette kamuoyuyla paylaşılıp görüşler, eleştiriler, tavsiyeler alınacak. Ve bir iki grubun, yani Deva Partisi'nin yaptığı çalışma yapan arkadaşlarla bizim çalışmayı yapan arkadaşlarımızın birbirleriyle görüşmesinin de doğru olacağına kanaat ettik. Tekrar teşekkür ediyorum. Hoş geldiler, sefalar getirdiler. Sorularınızı bekliyoruz. Şimdi bu yeni, tırnak içi yeni anayasayla ilgili Sayın Erdoğan konuştuktan sonra konuşanları takip ettiğimde her biri başka bir şey söyledi. Meclis Başkanı başka bir şey söyledi. Sayın Abdülhamit Gül başka bir şey söyledi. Sayın Bahçe'nin açıklaması çok başka bir şey. En minik ortak, yani Vatan Partisi'nin genel başkanı, nın söylediği çok başka bir şey. Şimdi kim neyi söylüyor biz bunu bilmiyoruz, bir. Fakat burada benim dikkat çekmek istediğim bir yeni anayasa kavramı var. Şimdi partili cumhurbaşkanlığı sistemi 2017'de kabul oldu. Fakat hukuki zemini hala en son vatandaşın seçtiği cumhurbaşkanının, hatta meclisin seçtiği cumhurbaşkanının yetkileri hukuki olarak çerçevesi içinde. Yemini bile aynı. Dolayısıyla bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı işler o günkü kanunlar üzerinden tanımlandığı zaman birçoğu hukuk dışı. Yani onun o anayasa değişikliğinin hukuki çerçevesi midir? Bu söylenen, onu biz bilmiyoruz. Ama yeni anayasa dediğiniz zaman sıfırdan bir anayasa yapmak gibi bir iddia ise o zaman ikinci cumhuriyetin kuruluşu anlamını taşır ki bunun cevabını almamız gerekiyor. Dolayısıyla anayasayla ilgili şu ana kadar gördüğümüz bizim bu neye dair, neye tekabül ettiğine dair bir durum yok. Anladığım kadarıyla Sayın Erdoğan bunu söyleyip arkada da herhangi bir hazırlık yok. Bu da benim şahsi fikrim. Gene bir yün yumağı attılar. İnsanları bu işe dolaştırıp gariban çiftçinin, aç kalmış bebeğine mama alamayan kadının, siftah yapamayan esnafın, üretimden üretim dışı kalmış sanayicinin derdinin konuşulmadığı yeni bir süreç olarak da ben şahsen böyle okuyorum. Evet, teşekkür ederim. Evet, değerli arkadaşlar, öncelikle yeni anayasadan bahsedenlerin mevcut anayasaya saygılı olduklarını ve mevcut anayasa hükümlerine uyulması gerektiğini bilen kişiler olmaları lazım. Oysa ki şu andaki yönetim mevcut anayasaya uymuyor. Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını bağlayıcı olarak kabul etmiyor. Daha evvelsi günkü açıklama, Anayasa Mahkemesi'nden gelen gerekçeli karar açıklamasına bakmışsınızdır eminim ki hepiniz. Düşünebiliyor musunuz ki bir Anayasa Mahkemesi, bir ülkenin Anayasa Mahkemesi diyor ki Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmalıdır diyor gerekçeli kararında. Bu ne demek? Tersten okuduğunuzda şu anda Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına uyulmuyor, anayasa çiğneniyor demek. Aksi halde bir ülkenin Anayasa Mahkemesi niye bunu hatırlatmak zorunda kalsın ki? 153. madde bakın çok açık. Diyor ki Anayasa Mahkemesi kararları resmi gazetede hemen yayınlanır ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idari makamları, gerçek ve tüzel kişileri bağlar diyor. Bağlar diyor. Geçenlerde yaşadık. Anayasa Mahkemesi karar aldı. Alt mahkeme ben uymuyorum dedi. Cumhurbaşkanı da çıkıp uymayabilir dedi. Alt mahkeme buna uymama cesaretini nereden alıyor? Hepimiz öğrenmiş olduk. Yeni anayasadan bahsedenlerin öncelikle hukuka saygılı olduklarını, anayasaya bağlı olduklarını, anayasanın
kendileri için bağlayıcı olduğunu önce bir ortaya koymaları lazım. Aksi halde zaten uymadığınız bir metni değiştirmenin ne alemi var? Zaten uymuyorsunuz ki. Zaten gerektiğinde anayasanın dışına çıkıyorsunuz. O zaman değiştirmekle niye uğraşıyorsunuz? Bugün Türkiye'nin ciddi sorunları var arkadaşlar bakın. Türkiye'de şu anda derin bir işsizlik sorunu var. Ev gençleri diye bir vatandaş grubu oluştu, ev gençleri diye. Bugün yoksulluk var memlekette. Yoksulluk intiharları tekrar gündemimize girdi. Gelir dağılımı gittikçe bozuluyor. Hayat pahalılığı herkesi yakıyor. Esnafımız sıkıntıda, çiftçimiz sıkıntıda. Şu anda hükümetin yapması gereken bunlara acil çözüm üretmek. Bıraksınlar yeni anayasayı şunu bunu. Onu biz çalışıyoruz. Onların anayasadan ne anladığının bir kıymeti yok. Uymuyorlar zaten. Uymadıkları metni değiştirseler ne, değiştirmeseler ne? Öncelikle mevcut anayasaya uyduklarını göstersinler. Bağlı kaldıklarını göstersinler. Ondan sonra yeni bir metin üzerinde çalışsınlar. Bizim bu konudaki tutumumuz çok net. Tabii ki açık fikirlikle biz yine dinleriz. Detaylarını öğrenmeye çalışırız ama önce şu iktidar ortakları kendi aralarında da bir anlaşsınlar. Ne istediklerini, ne istemediklerini karar versinler. Biraz çalışsınlar da ondan sonra toplumun önüne çıksınlar. Bakın dikkat ederseniz ilk soru anayasayla ilgili geliyor. Amaç da bu zaten. Memleketin önüne bir başka gündemi koymak, geri çekilmek ve asıl derin problemleri de görmemeleri için vatandaşlarımızın bir zemin hazırlamak. Bu oyunlar tutmaz. Eğer ciddilerse çalışsınlar, ortaya somut bir şeyler koysunlar. Biz de hep beraber inceleyelim. Açık fikirlikle bakarız neyse. Ama önce biraz çalışma görmemiz lazım. Gündem değiştirme oyunlarına da asla düşmememiz lazım. Şimdi bizim hazırlığımız tamamen sistem değişikliğine dönük. Yani biz yeni bir anayasa metni çalışmıyoruz. Sıfırdan yeni bir anayasa çalışmıyoruz. Sadece Türkiye'de güçlendirilmiş parlamenter sistemin kurulmasıyla ilgili anayasa değişikliklerini çalışıyoruz. Yepyeni bir anayasa çalışılmadığı için bahsettiğiniz konular bizim çalışmamızın gündeminde değil. Yani amaç burada gerçekten güçler ayrımının olduğu, yargının gerçekten bağımsız çalışabileceğini sağlayan ve parlamentonun rolünü, etkinliğini artıran bir yaklaşım. Onun ötesinde yeni bir anayasa yazmıyoruz. Akşener efendim soru. Efendim HDP parti ziyaretlerine başladı. İlk olarak Saadet Partisi, daha sonra CHP, Gelecek ve Deva Partilerine. İyi Parti'den de randevu isteyeceklerini belirttiler. Ancak takdir onların ifadelerini kullandılar. Siz böyle bir davet gelirse kabul edecek misiniz efendim? Henüz öyle bir davet, talep gelmedi. Davet gelmedi. Farz-ı muhal üzerinden niye konuşalım? Evet. Türkiye'de merkez sağ partilere oy veren ciddi bir Kürt seçmen var. İYİ Parti'nin Kürt seçmene yaklaşımı ve Kürt meselesine yaklaşımı nedir? Siz bu bağlamda bu oylara talip misiniz? Bunu sormak istiyorum. Biz Türkiye'deki 83 milyonun oyuna talibiz. Etnik aidiyetlerin, mezhep aidiyetlerin ötesinde bu ülkenin nüfus cüzdanına sahip birinci sınıf vatandaşı olan, o nüfus cüzdanının ağa ve paşanın da o nüfus cüzdanının olduğu bir bakış açısıyla bütün seçmenin oyuna talibiz. Bir kısım seçmenimizi ikna edebiliriz, oyunu alabiliriz. Biz bir kısım seçmenimizin de ikna edemeyiz, oyunu alamayabiliriz. Buna da son derece saygılıyız. Ama ben bir şeye takılmış durumdayım. Türkiye'deki Kürt seçmenin tümünün HDP'nin seçmeni olduğu varsayımı yanlış. Ya da X partisinin seçmeni olduğu yanlış. Ya da Türkiye'de yaşayan Türk seçmenin tümünün şu veya şu partinin seçmeni olduğunu varsaymak yanlış. Bu niye yanlış biliyor musunuz? Bu insanları maraba saymak anlamını taşıdığı için yanlış. Kürtler kimsenin marabası değil. Dolayısıyla kim ikna edebilirse elbette oylarını alır. Edemeyen de oylarını almaz. Ama Türkiye'de şu anda farklılıklar üzerinden, değerler üzerinden yapılan bir kavga var. Şimdi Sayın Babacan da ben de bir şeye getirmeye çalışıyoruz sürekli. Çünkü ben geziyorum. İlçe ilçe geziyorum.
esnaf geziyorum. Orada insanlarla karşılaşıyorum. Kürt esnafla da karşılaşıyorum. Türk esnafla da karşılaşıyorum. Farklı farklı, eğer biz farklılıklarımız üzerinden yürürsek, pek çok farklı aidiyet sahibi insanla karşılaşıyorum. Ama hiçbiri aidiyetleri üzerinden bir soru ya da tespit yapmıyor şu anda. Siftah yapamadığını söylüyor. Oğlunun veya kızının bursa ihtiyacı olduğunu söylüyor. Oğlunun ya da kızının 3 yıldır üniversite mezunu olup işsiz olduğunu söylüyor. Oğlunun ya da kızının iş bulamamanın getirdiği bir bunalımla evinde kapıdan dışarı çıkmadığını söylüyor. Şimdi bütün bunları konuşmak varken döndürüp döndürüp ayrıcı noktaların üzerinden gitmenin de iktidarın özel bir uzmanlık alanı olduğunu biliyorum ama bu yün yumağına takılmayacağız. Biz herkesin oyuna talibiz. Şimdi mesela bakın ilginç bir şey oluyor şu anda Türkiye'de. Rektör Boğaziçi Üniversitesi'ne atandı. Doğru mu? Bu arkadaş kim? Bu arkadaş AK Parti'nin aday adayı. 20 yıldır iktidar olan bu siyasi parti bu arkadaşı doğru bulup beğenip milletvekili yapmamış. Vasıflı bulmamış, milletvekili listesine koyup seçtirmemiş. Ama 50 yıl evvel kurulmuş, 158 yıl evvel kökleri kurulmuş, temeli atılmış bir üniversitenin rektörlüğüne atandı. Boğaziçi Üniversitenin hocaları içinde AK Parti'ye oy veren, AK Parti'yi beğenen hiç mi hoca yok? Elbette var. Bakın ilginç olan o hocalardan biri, gene AK Partili olsun bakın itirazımız yok. O AK Partili rektör hocalardan biri değil. Dışarıdan aday adayı olup aday yapılıp da milletvekili seçtirilmemiş bir şahıs atandı. Haklı olarak sınavlarda %1 üzerinden Boğaziçi Üniversitesi'ni kazanmış. Boğaziçi Üniversitesi'ni kazanma ve orayı seçme nedeni bu geleneği olan, bu geleneğe olan, inancı olan bu çocuklar orada okuyor. Hocasıyla, öğrencisiyle biz bu arkadaşı istemiyoruz, kayyum dendi. Zaten atanma biçimini oturup bir gün tartışabiliriz. Baştan aşağı yanlış ayrı ama bir de bakın diş sinirlerine basma. Şimdi ne oldu? Fikirlerini söylediler ve dün itibariyle Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi, gençler terörist oldu. Kimin tarafından terörist ilan edildi? Bu ülkenin Cumhurbaşkanı tarafından. Bunu çok yanlış, çok sakıncalı bulduğumu ifade etmek isterim. Ama o gençlere de bir sözüm var. 31 Mart'a giderken çiftçilere Sayın Cumhurbaşkanı terörist dedi. Esnafa terörist dedi. Kendi partisine oy vermeyen Kürtlere terörist dedi. Biz siyasilere zaten terörist dedi. Ve dün itibariyle gencecik Türkiye'nin en iyi okullarından birini kazanmış, o gençleri dinlemek yerine onların sesini duyup ne dediklerini, ne anladıklarını, ne söylemek istediklerini anlamak yerine onlara terörist dedi. Ben bu genç arkadaşlarıma bu terörist kulübe hoş geldiniz diyorum. Aramıza hoş geldiler. Ama bu arada Sayın Soylu ve Sayın Erdoğan'a da bir uyarıda bulunmak isterim. Provokasyon elbette toplumsal olaylarda olur. Provokatörler girer. Bu devletin görevi, güvenlik güçlerinin görevi o provokatörleri ayıklamaktır, ensesinden tutmaktır. Eğer bir şeyler söylemeye çalışan o gençleri hem o provokatörlerden korumazsanız, onları onlarla baş başa bırakırsanız siz suçlusunuz. İkincisi, o gençlerin karşısına yeni tayin olmuş gencecik polisleri koyarsanız gene yanlış yaparsınız. Genci gence kırdırmanın bir yolunu bulmuş olursunuz ki bunu Türkiye açısından çok sakıncalı buluyorum. İki, bir başka problemli alan. Siz terörist olarak baktığınız zaman, o gençleri dinlemediğiniz zaman, kategorik olarak terörist dediğiniz zaman
o gençlerin Türkiye ile, Türkiye'ye dair umudunu zaten yüzde neredeyse 67'ye yakını yurt dışında okumak isteyen, yurt dışında kalmak isteyen o gençlerin içine Türkiye'nin en güzide okulunun en parlak gençlerini de itmiş olursunuz. Devlet yönetmek ciddiyet ister, cıvıklıktan kaçınılması gerekiyor. Ya terörist şey varsa, provokatör varsa yakalayın kardeşim. Ne işiniz var sizin dedikodu yapmanın dışında? Böyle bir şey olabilir mi? Gençlere de buradan bir uyarıda bulunmak istiyorum. Haklıyken haksız yere düşmeyin. Aranıza girecek görev adamlarına karşı da lütfen dikkatli olun. Büyükleriniz sizi korumadığına göre, bu görevi yerine getirmediğine göre siz kendi haklı meselenizi haksız duruma düşürmeyecek tedbirleri alacaksınız. Ama üzülmeyin, bıktık artık. Hep bu işlerden bıktık. Ama bu mesele Türkiye'nin içinde bulunduğu bu kötü durum elbette gidecek. Umutsuz olmayın. Ülkenize güvenin. Elbette bu arkadaşlar gidiyor. Gittikleri için zaten bu problem. Şekil bir ağ İstanbul seçimleri. Bu dille, bu davranış biçimiyle zaten bir ülkenin yönetilmesi mümkün değil. Bir başka konuda da yani seçim kazanabilmek, konuları saptırmak amaçlı ana gündemin konuşulmaması için gencecik çocukları siz terörist ilan edemezsiniz. Böyle bir şey yok. Bu cıvıklıktır, ciddiyetsizliktir, acımasızlıktır. Evet. Daha önce de aslında ifade ettim ama bu hükümetin gerçekten bir haftanın düşmanı panosu var arkadaşlar. Haftanın düşmanı. Çok güzel. Çözüm üretemedikleri için her hafta yeni bir düşman üretmek zorundalar. Çözüm üretemiyorlar çünkü. Ve karşıtlık üzerinden, düşmanlık üzerinden iç siyasette görüntüyü kurtarmaya çalışıyorlar. Gördük ki geçen haftanın da düşmanı Boğaziçi öğrencileri oldu. Bakın bizim kutsallarımız vardır. Dinimizin kutsalları vardır. Bu dinimizin kutsalları kırmızı çizgidir. Ancak küçük münferit bir konuyu ele alıp o da kim, nasıl, ne yapmış, orası da meçhul ha. Onu ele alıp onun üzerinden büyük bir iletişim kampanyası başlatmak, bir propaganda kampanyası başlatmak, propaganda makinalarını tekrar çalıştırmak ve bu haftanın düşman panosuna yazdık Boğaziçi öğrencilerine, onları şeytanlaştırmak bu ülkeye yazık. Bu ülkenin gençlerine de yazık. Protesto, yürüyüş anayasal bir hak. Ama öte yandan da herkesin bilmesi lazım ki bu ülkenin sorunlarının çözümü siyasetten geçiyor. Siyasetten geçiyor. Eğer gerçek çözüm istiyorsak siyaseti çalıştırmamız lazım ve siyaset mekanizmasıyla çözüm üretmemiz lazım. Şiddetin her türlüsüne karşıyız. Şiddet içeren eylemlere de karşıyız ama polis, devlet şiddetine de karşıyız. Bir şey eklemek isterim. Ben 80 öncesinin talebesiyim. Aramızda 80 öncesinin öğrencileri de var. Doğru. Şunu söyleyeyim. Tabii Sayın Erdoğan yaşı var ama yani o dönemde top oynadığı için bilmesi mümkün değil. Ben içinden geliyorum. Şimdi bu çok güzel bir sözdü. Haftanın düşmanı. Bu algoritma bir süre işe yarar. Ama tekrar söylüyorum. Bunu ciddiyetle söylüyorum. O dönemin bir öğrencisi olarak söylüyorum. Bu tür gençlerin diş sinirleriyle, sinir uçlarıyla oynadığınız zaman doğru değildir. Kaos çıkarmayı marifet sayanlara sesleniyorum. Kaosu çıkarabilirsiniz. Parçası olursunuz ama yönetemezsiniz. Yazıktır, günahtır bu ülkeye. Onun için geçmişinde 80 öncesini birebir yaşamış bir kişi olarak bunu söyleyeyim. Tabii ne kadar kulak asarlar onu ben bilemem. Uyarımızı yapmış olalım. Evet. Ben hızlıca söyleyeyim sonra Sayın Genel Başkan'a bırakayım sözü.
Bunu da son soru olarak kabul edelim. Şimdi ya çok enteresan bir iş. Ele verir talkımı, kendi yutarsa halkımı der atalarımız bu işe bizim. Ama asıl ilginç olanı şu. Yani o 20 kişinin 50 kişinin yemek yediği restoranlar kapalı. AK Parti'nin salonlardaki hem de böyle bravo tıklım tıklım bizzat Sayın Erdoğan tarafından alkışlanan, övülen kongreleri serbest. Kafeler kapalı, kongreler serbest. Kahveler kapalı, kongreler serbest. Şimdi Adapazarı'nda bir genç hanım gelmişti bana. Aracılığınızla onun adına sesleniyorum. 1 milyon lira masraf etmiş. Kafe kapalı. 30 bin lira kira borcu birikmiş. Hanımefendiyi vermişler mahkemeye. Hem 1 milyon liralık yatırımı gitmiş, hem 30 bin lira için kafeden çıkarılmış. Söylediği şey şuydu. Çocuğum var. Elektrik parası geldi, su parası geldi. Mama yok. Elektrik parasını, su parasını, doğalgaz parasını ben nasıl ödeyeceğim? Sayın Erdoğan, bu genç hanımın da sesini duy. Sayın Sağlık Bakanı, siz de bu sesi duyun. Böyle bir şey olabilir mi? Evet arkadaşlar, pandemi şu anda sadece Türkiye'de değil, dünyada gerçekten çok sayıda can almaya devam ediyor. Ve iç içe ve sıkışık bir vaziyette olmayı zorlayıcı uygulamalardan da vazgeçmelerini özellikle biz iktidardan talep ediyoruz. Evet, çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Efendim,